egemen sınıfların kendi sömürü ve baskıya dayanan iktidarlarını sürdürmek için toplumsal muhalefete yönelik uyguladıkları saldırı yöntemlerinden biri olan gözaltına kayıplar saldırısı dünyanın birçok ülkesinde sürdürülmektedir. Baskıya, sömürüye, yoksulluğa, kadına yönelik şiddete, doğanın ve iklimin tahrip edilmesi, ırkçılığa, savaşa, silahlanmaya karşı mücadele eden, özgürlük, eşitlik ve adalet isteyen her yaştan, her meslekten insanlara devlet güçleri veya onlara bağlı paramiterler güçler tarafından kaçırılarak işkenceyle katledilmekte ve cesetleri kaybedilmektedir. 20. yüzyılda Hitler faşizmi Latin Amerika'da ABD destekli diktatörlerden olduğu gibi Türkiye'den Sri Lanka'ya, Pakistan'dan Irak'a, Suriye'den Kolombiya'ya, Meksika'dan Balcistan'a, Mısır'dan Marokko'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde ula gelmiş olan ve hala birçok ülkede uygulanan bu kirli yöntemde toplumsal muhalefetin politik öncü güçleri tarafından kaybedilerek topluma kaygı, belirsizlik ve korku yaratılmaya, böylece toplumsal muhalefet susturulmaya çalışılmaktadır. Gözaltına kaybetme saldırısı, işçi sınıfı ve emekçilerin örgütlü mücadelesine yönelik bir saldırıdır. Birçok ülkede uluslararası tekkelerin aşırı kar uğruna bu saldırılarda doğrudan ve dolaylı olarak sorumluların olduğu sayısız örneklerle ispatlanmıştır. En onurlu ve en anlamlı günündeyiz. Türkiye'de söke söke aldıkları bir hakkı kullanıyor kardeşlerimiz, annelerimiz. Bir direniş ne kadar güçlü ve derinse onun üzerinde yükseldiği halk acısı da o kadar derin ve güçlüdür. Büyük bir acının anısını taşımaktadır bu bininci hafta. Adlarını çoğu zaman bir çırpıda sayamayacağımız bu insanlar özgürlük mücadelesinin birer parçasıydılar. Ama onların yanında annelerini ve adlarını bilmediğimiz daha pek çok genç, kadın ve çocuk var. Köylerde, mezralarda, dağlarda ölen, kafaları kesilen, yakılan, evleri yıkılan, hayvanları öldürülen binlerce ve binlerce insanı cumartesi anneleri kendi isimleri altında topladılar. Cumartesi anneleri bu bakımdan yalnızca kaybedilmiş evlatlarının anneleri değildir. Katilleri eroin ve para peşinde koşarken, soygunculuklarına ve cinayetlerine devam ederken, 90'lı yılların o karanlık günleri içinden fışkıran bir ışık gibi cumartesi anneleri bir mücadeleyi temsil ettiler. Bir özgürlük mücadelesinin en parlak ışığı oldular. سعد خوش حوالو چر جران دراسی آخافته نیمرا چخواست بین سر زمان ایش ایدائی که ندکانه بین سر زمان یعنی امدکانن لوی دره ببیجن ای رو او چالکی ها ای روش بودا ای که چخواست مهیمه امجی دخازن جبو هیس ایدائی که خواه بین سر زمان دخازن اسرانک ببیجن او اسران خواه دبخشین جبو دایی که شمیه لی 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 سرگل کوداران لیلی
Gece köftesi. Benim annem cumartesi. Benim annem cumartesi. Kör kurularda bul beni. Bul beni bir sahnede çıplak. Bir işkence gemisinde elektrikle ayıp. Bir fışlada kayıp. Anne. Anne bir sokak başında. İsimsiz, yüzsüz, bir kimsesiz mezarında. Kaybedenler kaybetti yatan mezar taşının altında.